Bu videoda sizlerle beraber Almanca günlük konuşmada en sık kullanılan 100 Almanca fiili öğreneceğiz. Aynı zamanda bu fiiller ile birer cümle kuracağız. Hazırsanız başlayalım. Fiillerin altında bulunan parantez içerisindeki kelimeler sırasıyla fiillerin preteritum ve perfect hali, yani geçmiş zamandaki halleri. İlk fiilimiz sein. Sein. Olmak anlamına gelen bir fiildir. Örnek: Ich bin müde. Yorgunum anlamına gelen bir cümledir. Sein fiili kişi zamirlerine göre çekimlenirken değişiklik gösterir. Müde Almanca'da yorgun anlamına gelir. İkinci fiilimiz ise haben. Haben. Sahip olmak anlamına gelen bir fiildir. Örnek: Ich habe zwei Katzen. İki kedim var anlamına gelen bir cümledir. Die Katze Almanca'da kedi anlamına gelir. Die Katzen ise kediler anlamına gelir. Üçüncü fiilimiz ise machen. Machen. Yapmak anlamına gelir. Örnek: Ich mache die Hausaufgaben. Ev ödevlerini yapıyorum demektir. Die Hausaufgabe Almanca'da ev ödevi anlamına gelir. Fakat burada çoğul olarak kullanılmıştır. Arbeiten. Arbeiten. Almanca'da çalışmak anlamına gelir. Bir işte çalışıyorsanız o zaman arbeiten fiilini kullanabilirsiniz. Bu fiil ders çalışmak için kullanılmaz. Örnek: Ich arbeite als Lehrerin. Cümlesi Almanca'da öğretmen olarak çalışıyorum anlamına gelmektedir. Der Lehrer Almanca'da erkek öğretmen anlamına gelirken die Lehrerin kadın öğretmen anlamına gelir. Almanca'da meslekler kadın ve erkek olmak üzere ikiye ayrılır. Wohnen, wohnen, ikamet etmek anlamına gelen bir fiildir. Örnek: Wir wohnen in Köln. Bu cümle Almanca'da Köln'de ikamet ediyoruz anlamına gelir. Bakın. Bakın, pişirmek demektir. Eğer bir şey fırında pişiyorsa o zaman bakın fiili kullanılır. Örnek: Meine Mutter backt sonntags einen Kuchen. Bu cümle pazar günleri annem bir kek pişirir anlamına gelir. Der Kuchen kek demektir. Der Sonntag ise Almanca'da pazar günü anlamına gelir. Fakat bunun sonuna bir s geldiği zaman bu artık her pazar anlamına gelir. Yani bu cümle annem her pazar bir kek pişirir şeklinde de çevrilebilir. Fernsehen. Fernsehen ise Almanca'da televizyon izlemek anlamına gelen ayrılabilen bir fiildir. Örnek: Wir sehen abends fern. Bu cümle akşamları televizyon izleriz anlamına gelir. Der Abend akşam anlamına gelirken abends akşamları ya da her akşam anlamına gelir. Aynı Sonntag örneğinde olduğu gibi. Sehen. Sehen ise görmek anlamına gelir. Örnek: Ich kann nichts sehen. Bu hiçbir şey göremiyorum anlamına gelir. Nichts Almanca'da hiçbir şey anlamına gelir. Hören. Hören. Duymak anlamına gelir. Örnek: Ich kann dich nicht hören. Bu cümle seni duyamıyorum anlamına gelir. Dich seni demektir. Nicht ise burada fiili olumsuzlaştırmak için kullanılan bir kelimedir. Nichts ile karıştırılmamalıdır. Zuhören. Zuhören ise Almanca'da dinlemek anlamına gelen ayrılabilen bir fiildir. Örnek: Bitte hör mir zu. Bu cümle lütfen beni dinle anlamına gelir. Türkçe düşünüldüğünde bu fiil akuzatif bir nesne ile kullanılacak gibi dursa da bu fiil Almanca'da datif bir nesne ile kullanılır. Denken. Denken. Düşünmek anlamına gelir. Örnek: Ich kann gerade nicht klar denken.
Bu cümle Almanca'da şu an net düşünemiyorum anlamına gelmektedir. Warten. Warten ise beklemek anlamına gelen bir fiildir. Örnek: Wir warten auf den Bus. Bu cümle otobüsü bekliyoruz anlamına gelen bir cümledir. Warten fiili genelde auf edatıyla kullanılır ve bu edattan sonra gelen isim akuzatif olarak kullanılır. Der Bus Almanca'da otobüs anlamına gelir. Glauben. Glauben ise inanmak anlamına gelen bir fiildir. Örnek: Ich glaube dir. Bu cümle sana inanıyorum anlamına gelir. Dir sana anlamına gelen bir datif kişi zamiridir. Vertrauen. Vertrauen ise güvenmek anlamına gelir. Örnek: Ich vertraue dir. Bu da sana güveniyorum anlamına gelen bir cümledir. Anrufen. Anrufen ise telefonla aramak anlamına gelen ayrılabilen bir fiildir. Örnek: Ich werde dich anrufen. Bu cümle seni arayacağım anlamına gelir. Telefonieren. Telefonieren ise telefonla konuşmak ya da telefonda olmak anlamına gelen bir fiildir. Anrufen fiiliyle genelde karıştırılır. Eğer birini telefonla arıyorsanız anrufen kullanmanız gerekir. Eğer konuşuyorsanız da telefonieren kullanmalısınız. Örnek: Ich telefoniere gerade. Bu cümle şu an telefonla konuşuyorum anlamına gelir. Kommen. Kommen ise gelmek anlamına gelir. Örnek: Wo kommst du her? Nereden geliyorsun anlamına gelen ve günlük konuşmada kullanılan bir soru kalıbıdır. Bu soru kalıbının aslı woher kommst'dur. Ve genelde hangi ülkeden geliyorsun gibi soruları sormak için woher kommst du kalıbı kullanılır. Örnekte verilen kalıp ise günlük konuşmada sıklıkla karşınıza çıkabilir. Gehen. Gehen ise gitmek anlamına gelir. Örnek: Ich gehe morgens spazieren. Bu cümle sabahları yürüyüşe giderim anlamına gelen bir cümledir. Der Morgen Almanca'da sabah anlamına gelir. Fakat bunun sona bir s eki geldiği zaman artık bu her sabah anlamına gelir. Aynı Abend ve Sonntag örneklerinde olduğu gibi. Fahren. Fahren ise sürmek ya da gitmek anlamına gelir. Fakat buradaki gitmek gehen'daki gibi değil, bir araçla gitmektir. Örnek: Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Bu cümle işe arabayla gidiyorum anlamına gelir. Das Auto araba anlamına gelirken die Arbeit Almanca'da iş anlamına gelir. Sprechen. Sprechen ise konuşmak anlamına gelen bir fiildir. Örnek: Ich kann nur Deutsch sprechen. Bu cümle Almanca'da sadece Almanca konuşabiliyorum anlamına gelir. Deutsch, Almanca demektir. Danken. Danken, teşekkür etmek anlamına gelen bir Almanca fiildir. Örnek: Ich danke dir für deine Mühe. Bu cümle emeğin, çaban için sana teşekkür ederim anlamına gelen bir cümledir. Die Mühe, emek, çaba anlamına gelen bir isimdir. Leben. Leben ise yaşamak anlamına gelir. Örnek: Ich lebe in der Türkei. Bu cümle Türkiye'de yaşıyorum demektir. Die Türkei, Türkiye anlamına gelen bir kelimedir. Spielen. Spielen, oynamak ya da çalmak anlamına gelir. Eğer bir enstrüman çalıyorsanız o zaman spielen fiilini kullanabilirsiniz. Örnek: Ich spiele ukulele. Bu ise ukulele çalıyorum anlamına gelir. Ukulele ise havai ile bir telli çalgıdır.
gitar, piyano, flüt gibi başka bir enstrüman çalıyorsanız o zaman yine burada spielen fiilini kullanabilirsiniz. Fliegen. Fliegen ise uçmak ya da gitmek anlamına gelen bir fiildir. Burada bir yerden bir yere eğer uçarak gidiyorsanız helikopter ya da uçakla o zaman fliegen fiilini kullanabilirsiniz. Örnek: Wir fliegen bald nach Deutschland. Bu cümle yakında Almanya'ya uçuyoruz anlamına gelir. Einladen. Einladen ise davet etmek anlamına gelen ayrılabilen bir fiildir. Örnek: Ich möchte dich zum Abendessen einladen. Bu cümle seni akşam yemeğine davet etmek istiyorum demektir. Das Essen Almanca'da yemek anlamına gelirken das Abendessen akşam yemeği demektir. Fühlen. Fühlen ise hissetmek anlamına gelen bir fiildir. Sich fühlen ise kendini hissetmek anlamına gelir. Örnek: Fühl dich wie zu Hause. Bu cümle kendini evinde gibi hisset anlamına gelir. Eğer kendinizi mutsuz, yorgun, heyecanlı ya da mutlu hissediyorsanız böyle durumlarda sich fühlen kullanmanız gerekir. Erledigen. Erledigen ise halletmek demektir. Örnek: Wir müssen heute so viel erledigen. Bu cümle bugün halletmemiz gereken çok şey var anlamına gelir. Kennen. Kennen. Tanımak, bilmek anlamlarında kullanılan bir fiildir. Örnek: Ich kenne sie nicht. Bu cümle onu tanımıyorum anlamına gelir. Eğer birini, bir yeri tanımıyorsanız, bilmiyorsanız o zaman kennen fiilini kullanmanız gerekir. Kennenlernen. Kennenlernen ise tanışmak anlamına gelir ve ayrılabilen bir fiildir. Örnek: Freut mich, dich kennenzulernen. Bu cümle seninle tanıştığıma memnun oldum anlamına gelir. Bu cümlenin uzun hali Es freut mich, dich kennenzulernen'dir. Eğer resmi bir şekilde bu cümleyi kurmak isterseniz bu durumda da Freut mich, sie kennenzulernen diyebilirsiniz. Versprechen ise söz vermek anlamına gelir. Örnek: Versprich mir, dass du vorsichtig fährst. Bu cümle dikkatli süreceğine söz ver anlamına gelen bir cümledir. Entscheiden. Entscheiden ise karar vermek anlamına gelir. Örnek: Das muss ich selbst entscheiden. Bu cümle buna kendim karar vermem gerek anlamına gelen bir cümledir. Aufstehen. Aufstehen ise kalkmak anlamına gelir. Örnek: Ich stehe um 7 Uhr auf. Bu cümle saat 7'de kalkarım anlamına gelir. Bu fiil uyanmak fiiliyle karıştırılmamalıdır. Bu yataktan kalkmayı temsil eder. Weinen. Weinen ise ağlamak anlamına gelir. Örnek: Warum weinst du? Bu soru neden ağlıyorsun anlamına gelir. Sich beeilen. Sich beeilen. Almanca'da acele etmek anlamına gelir. Örnek: Ich muss mich beeilen. Bu cümle acele etmem gerek demektir. Eğer aceleniz varsa o zaman bu cümleyi kullanabilirsiniz. Verstehen. Verstehen ise anlamak anlamına gelir. Örnek: Ich habe dich nicht verstanden. Bu cümle seni anlamadım anlamına gelir ve Almanca öğrenmeye başladığınızda sıklıkla kullanacağınız cümleler arasındadır. Schlafen. Schlafen uyumak anlamına gelen bir fiildir. Örnek: Ich habe gestern früh geschlafen. Bu cümle dün erken uyudum anlamına gelen bir cümledir.
Einschlafen. Einschlafen ise uyuyakalmak, uykuya dalmak anlamına gelen ayrılabilen bir fiildir. Örnek: Ich bin gestern auf dem Boden eingeschlafen. Bu cümle dün yerde uyuyakaldım anlamına gelen bir cümledir. Verschlafen. Verschlafen ise uyuyakalmak anlamına gelen bir fiildir. Fakat buradaki anlamı uykudan uyanamamak anlamındadır. Örnek: Ich habe verschlafen. Uyuyakaldım anlamına gelen bir cümledir. Bir yere yetişmeniz gerekiyor ve uyuyakaldığınız için yetişemediniz. Bu durumda verschlafen kullanmanız gerekir. Vergessen. Vergessen ise unutmak anlamına gelen bir fiildir. Örnek: Ich habe meinen Ausweis zu Hause vergessen. Bu cümle kimliğimi evde unuttum anlamına gelen bir cümledir. Der Ausweis Almanca'da kimlik ya da kimlik kartı anlamına gelen bir kelimedir. Lieben. Lieben ise sevmek anlamına gelen bir fiildir. Örnek: Ich liebe sie. Bu cümle onu seviyorum anlamına gelir. Buradaki o olarak bahsedilen kişi kadındır. Bleiben. Bleiben ise kalmak, konaklamak anlamlarına gelen bir fiildir. Örnek: Ich bin gestern bei meiner Mutter geblieben. Bu cümle dün annemde kaldım anlamına gelir. Die Mutter Almanca'da anne anlamına gelen bir isimdir. Tun. Tun yapmak anlamına gelir. Örnek: Was kann ich für Sie tun? Bu soru cümlesi sizin için ne yapabilirim anlamına gelir. Sterben. Sterben ise ölmek anlamına gelen bir fiildir. Örnek: Meine Oma ist 2001 gestorben. Bu cümle anneannem ya da babaannem 2001'de öldü anlamına gelir. Die Oma Almanca'da hem anneanne hem de babaanne anlamına gelen bir isimdir. Zeigen. Zeigen ise göstermek anlamına gelir. Örnek: Kannst du mir bitte die Stadt zeigen? Bu cümle lütfen bana şehri gösterir misin anlamına gelen bir cümledir. Die Stadt Almanca'da şehir anlamına gelir. Helfen. Helfen yardım etmek demektir. Örnek: Kannst du mir bitte helfen? Bu cümle lütfen bana yardım eder misin anlamına gelir. Meinen. Meinen ise demek istemek ya da kastetmek anlamlarına gelen bir fiildir. Örnek: Weißt du was ich meine? Bu soru ne demek istediğimi biliyor musun anlamına gelen bir sorudur. Lesen. Lesen ise okumak demektir. Örnek: Was liest du? Bu ne okuyorsun anlamına gelen bir sorudur. Kaufen. Kaufen. Satın almak anlamına gelen bir fiildir. Örnek: Ich habe mir ein Handy gekauft. Bu cümle kendime bir cep telefonu aldım anlamına gelir. Das Handy Almanca'da cep telefonu demektir. Verkaufen. Verkaufen ise satmak anlamına gelen bir fiildir. Örnek: Ich verkaufe mein Auto. Bu cümle arabamı satıyorum demektir. Das Auto araba anlamına gelir. Wünschen. Wünschen dilemek anlamına gelen bir Almanca fiildir. Örnek: Wünsch mir Glück. Bu cümle bana şans dile anlamına gelir. Das Glück Almanca'da şans demektir. Putzen. Putzen temizlemek demektir. Örnek: Ich putze das Fenster. Bu cümle pencereyi temizliyorum anlamına gelir. Das Fenster Almanca'da pencere demektir. Reinigen. Reinigen ise yine temizlemek anlamına gelen bir fiildir. Örnek:
Das Zimmer wird morgens gereinigt. Bu cümle oda sabahları temizleniyor anlamına gelir. Das Zimmer oda anlamına gelirken morgens sabahları ya da her sabah demektir. Bekommen. Bekommen ise almak anlamına gelen bir fiildir. Aynı zamanda teslim almak anlamına da gelir. Örnek: Hast du meinen Brief bekommen? Bu cümle mektubumu aldın mı anlamına gelir. Der Brief Almanca'da mektup demektir. Werden. Werden ise olmak anlamına gelir. Örnek: Ich werde morgen 38 Jahre alt. Bu cümle yarın 38 yaşında olacağım anlamına gelir. Studieren. Studieren ise üniversitede okumak anlamına gelen bir fiildir. İngilizce'deki study fiiliyle benzerlik gösterdiği için genelde ders çalışmak gibi bir anlamı olduğu düşünülür fakat bu yanlıştır. Örnek: Ich studiere in Köln. Bu cümle Köln'de okuyorum anlamına gelir. Yani ben Köln'deki bir üniversiteye kayıtlıyım demektir. Lernen. Lernen ise öğrenmek ya da ders çalışmak anlamına gelen bir fiildir. Örnek: Ich lerne Deutsch. Bu cümle Almanca öğreniyorum anlamına gelir. Eğer sınava çalışıyorum demek istiyorsanız Ich lerne für meine Prüfung cümlesini kurabilirsiniz. Essen. Essen ise yemek anlamına gelir. Was isst du? İse ne yiyorsun anlamına gelen bir cümledir. Trinken. Trinken ise içmek anlamına gelir. Örnek: Ich trinke jeden Tag eine Tasse Kaffee. Her gün bir fincan kahve içerim. Duschen. Duschen ise duş almak demektir. Örnek: Er duscht morgens. Bu cümle o sabahları duş alır anlamına gelir. Aynı zamanda o her sabah duş alır şeklinde de tercüme edilebilir. Beibringen. Beibringen ise öğretmek anlamına gelir. Örnek: Kannst du mir Deutsch beibringen? Cümlesi bana Almanca öğretir misin anlamına gelir. Lassen. Lassen. Bırakmak anlamına gelen bir fiildir. Örnek: Lass mich in Ruhe. Bu cümle beni rahat bırak anlamına gelen bir cümledir. Brauchen. Brauchen ise ihtiyacı olmak anlamına gelen bir fiildir. Örnek: Ich brauche deine Hilfe. Bu cümle yardımına ihtiyacım var demektir. Die Hilfe Almanca'da yardım anlamına gelir. Bestellen. Bestellen ise sipariş etmek anlamına gelen bir fiildir. Örnek: Ich habe mir einen Hamburger bestellt. Bu cümle kendime bir hamburger sipariş ettim anlamına gelir. Fragen. Fragen ise sormak demektir. Örnek: Sie hat nach dir gefragt. Bu cümle o seni sordu anlamına gelir. Fragen fiili Türkçe düşünüldüğünde sanki datif bir nesneye ihtiyaç duyduğu düşünülür. Fakat Fragen normalde Almanca'da akuzatif ile kullanılır. Yani sana sordum demek istiyorsanız o zaman Ich habe dich gefragt demeniz gerekir. Eğer bu fiil nach edatı ile beraber kullanılırsa o zaman bu edattan sonra datif gelmesi gerekir. O zaman da birini ya da bir şeyi sorduğunuz anlamı taşır. Aynı bu örnekte olduğu gibi. Antworten. Antworten ise cevap vermek ya da cevaplamak anlamına gelir. Örnek: Bitte antworte mir. Bu cümle lütfen bana cevap ver anlamına gelir. Bu fiil datif bir nesne ile kullanılır. Nehmen. Nehmen ise almak anlamına gelir. Örnek: Nimm dir ein Stück Kuchen. Bu cümle kendine bir parça kek al anlamına gelir.
das Stück parça anlamına gelirken veya kuchen kek anlamına gelir. Teilnehmen ise katılmak anlamına gelir. Eğer bir kursa, bir derse katılıyorsanız o zaman bu fiili kullanmanız gerekir ve bu fiil ayrılabilen bir fiildir. Örnek: Ich werde am Unterricht nicht teilnehmen. Bu cümle derse katılmayacağım anlamına gelir. Stellen koymak anlamına gelir. Eğer bir şeyi bir yere koyuyorsanız ve bu boyutlu bir şeyse o zaman stellen fiilinin kullanılması gerekir. Örnek: Er stellt das Glas auf den Boden. Bu cümle o bardağı yere koyuyor anlamına gelir. Das Glas bardak ya da cam anlamlarına gelen bir isimken der Boden yer anlamına gelir. Stehen ise durmak anlamına gelir. Örnek: Das Glas steht auf dem Boden. Bu cümle ise bardak yerde duruyor anlamına gelir. Legen ise koymak ya da uzanmak anlamına gelir. Fakat burada bir şeyi yatay olarak koymanız gerekir. Eğer dik koyuyorsanız stellen, yatay koyuyorsanız legen kullanılmalıdır. Eğer kendiniz bir yere uzanıyorsanız o zaman da bu fiili sich ile kullanmanız gerekir. Örnek: Ich lege mich auf den Boden. Bu cümle yere uzanıyorum anlamına gelir. Yani şu an yere doğru yöneldim ve uzanacağım. Liegen ise yatay durmak ya da uzanmak anlamına gelir. Fakat burada bir konum belirtme vardır. Örnek: Ich liege auf dem Boden. Bu cümle yerde uzanıyorum anlamına gelir. Yani artık ben şu an yerdeyim ve uzanıyorum. Gehören ise ait olmak anlamına gelir. Örnek: Der Rucksack gehört mir. Bu cümle sırt çantası bana ait anlamına gelir. Gefallen ise hoşa gitmek ya da beğenmek anlamına gelen bir fiildir. Örnek: Der Rucksack gefällt mir. Bu cümle sırt çantası hoşuma gitti anlamına gelir. Schmecken yine hoşa gitmek ya da beğenmek anlamlarına gelen bir fiildir. Fakat bu tat olarak kullanılır. Yani bir yemeğin tadını beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz o zaman gefallen değil, schmecken kullanmanız gerekir. Örnek: Schmeckt es Ihnen? Bu soru hoşunuza gitti mi ya da beğendiniz mi anlamlarına gelir. Bir restoranda yemeğiniz bittikten sonra orada çalışanlar tarafından sorulabilecek bir sorudur. Suchen ise aramak anlamına gelir. Örnek: Ich suche meinen Ausweis. Kimliğimi arıyorum anlamına gelen bir cümledir. Verlieren ise kaybetmek demektir. Örnek: Ich habe meinen Ausweis verloren. Bu cümle ise kimliğimi kaybettim demektir. Aufmachen ise açmak anlamına gelir. Kapı, pencere gibi nesneler açıldığında bu fiil kullanılır ve ayrılabilen bir fiildir. Örnek: Ich mache das Fenster auf. Bu cümle pencereyi açıyorum demektir. Zumachen ise kapatmak anlamına gelir. Yine kapı, pencere gibi nesneler kapatılırken kullanılır ve ayrılabilen bir fiildir. Örnek: Ich mache die Tür zu. Bu cümle ise kapıyı kapatıyorum anlamına gelir. Die Tür Almanca'da kapı demektir. Waschen ise yıkamak anlamına gelen bir fiildir. Örnek: Die Wäsche wurde gewaschen. Bu cümle çamaşır yıkandı anlamına gelir. Die Wäsche Almanca'da çamaşır ya da çamaşırlar anlamına gelen bir isimdir ve böyle bir durumda kullanıldığında çoğulu yoktur. Tekil olarak kullanılır.
Einkaufen. Einkaufen ise alışveriş yapmak ya da almak anlamlarına gelir. Örnek: Ich gehe einkaufen. Bu cümle alışveriş yapmaya gidiyorum anlamına gelen bir cümledir. Vorlesen. Vorlesen ise sesli okumak anlamına gelen bir fiildir. Örnek: Er hat mir den Brief vorgelesen. Bu cümle o bana mektubu okudu anlamına gelir. Zaten biri başka birini okuduğu için burada sesli okuduğu anlamı çıkıyor. Tragen. Tragen ise taşımak, giymek anlamlarına gelen bir fiildir. Örnek: Ich habe heute eine Jacke getragen. Bu cümle bugün bir ceket giydim anlamına gelir. Geben. Geben ise vermek demektir. Örnek: Sie hat mir ihren Mantel gegeben. Bu cümle o bana montunu verdi anlamına gelir. Der Mantel Almanca'da mont demektir. Klettern. Klettern ise tırmanmak anlamına gelir. Örnek: Die Kinder klettern auf den Baum. Bu cümle çocuklar ağaca tırmanıyor demektir. Der Baum ağaç anlamına gelirken die Kinder çocuklar demektir. Kochen. Kochen ise pişirmek ya da kaynatmak anlamlarına gelen bir fiildir. Örnek: Ich koche Pudding. Bu ise puding pişiriyorum anlamına gelir. Eğer bir çorba yapıyorsanız ya da yemek yapıyorsanız o zaman kochen fiilini kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yumurta kaynatacağınız zaman ya da su kaynatacağınız zaman da yine bu fiil kullanılabilir. Sagen. Sagen ise söylemek demektir. Örnek: Was hat gesagt? Bu o ne dedi anlamına gelen bir cümledir. Buradaki o erkek bir bireyi temsil etmektedir. Wissen. Wissen ise bilmek anlamına gelen bir fiildir. Örnek: Ich weiß nicht. Bilmiyorum demektir ve bu Almanca günlük konuşmada en sık kullanılan cümleler arasındadır. Schaffen. Schaffen ise başarmak demektir. Schaffen fiilinin birçok farklı anlamı vardır ama günlük konuşmada genelde bu anlamda kullanılır. Örnek: Du schaffst das. Bu cümle başaracaksın anlamına gelir. Yani bir iş konusunda karşıdaki kişiye güvendiğinizi belirtmek için ve onu desteklemek, cesaretlendirmek için bu cümle kalıbını kullanabilirsiniz. Heisen. Heisen ise çağrılmak ya da demek anlamlarına gelen bir fiildir. Aynı zamanda bu adlandırılmak olarak da kullanılabilir. Yani wie heißt du sorusu aslında birebir Türkçe'ye çevrildiğinde nasıl adlandırılırsın anlamına gelmektedir. Fakat Türkçe'de böyle bir kalıp olmadığı için genelde bu cümle adın ne olarak çevrilir. Umziehen. Umziehen ise taşınmak anlamına gelen bir ayrılabilen bir fiildir. Örnek: Wann ziehst du um? Bu soru ne zaman taşınıyorsun anlamına gelir. Sich umziehen ise Almanca'da üstünü değiştirmek anlamına gelir. Örnek: Ich ziehe mich um. Bu cümle üstümü değiştiriyorum anlamına gelir. Umziehen fiili taşınmak anlamında kullanıldığında geçmiş zamanda sein ile kullanılırken sich umziehen üstünü değiştirmek anlamına gelir ve bu zamanda geçmiş zamanda hat ile kullanılır. Schreiben. Schreiben ise yazmak anlamına gelen bir fiildir. Örnek: Bitte schreiben Sie deutlich. Bu cümle lütfen anlaşılır yazın anlamına gelir. Deutlich Almanca'da anlaşılır, açık ya da belirgin demektir. Eğer biri anlaşılır bir şekilde konuşuyorsa, yuvarlamadan, net bir şekilde, o zaman da yine deutlich kullanılabilir. Bu cümledeki anlamı ise bir form doldururken anlaşılır bir şekilde, yani okunmayacak bir şekilde yazmamanız yönündedir. Teilen. Teilen
ise bölmek ya da paylaşmak anlamına gelir. Örnek: Wir haben den Kuchen geteilt. Bu cümle keki bölüştük anlamına gelir. Erinnern. Erinnern ise hatırlamak ve hatırlatmak anlamlarına gelen bir fiildir. Örnek: Ich erinnere mich an meine Kindheit. Bu cümle çocukluğumu hatırlıyorum anlamına gelir. Die Kindheit çocukluk anlamına gelen bir isimdir. Gießen. Gießen ise sulamak demektir. Örnek: Ich gieße meine Blumen. Bu cümle çiçeklerimi suluyorum demektir. Die Blume çiçek anlamına gelirken die Blumen çiçekler demektir. Sich treffen ise buluşmak anlamına gelen bir fiildir. Örnek: Wann treffen wir uns? Bu cümle ne zaman buluşuyoruz anlamına gelir. Begegnen. Begegnen ise rastlamak ya da karşılaşmak anlamlarına gelir. Yani biriyle tesadüfen karşılaşıyorsanız o zaman bu fiili kullanmanız gerekir. Örnek: Wir sind ihm im Park begegnet. Bu cümle onunla parkta karşılaştık ya da ona parkta rastladık anlamına gelen bir cümledir. Löschen. Löschen ise silmek ya da söndürmek anlamına gelir. Örnek: Ich habe die Datei gelöscht. Bu cümle dosyayı sildim anlamına gelir. Fakat buradaki silmek artık bir şeyi yok etmek olarak düşünülebilir. Yani bilgisayardaki bir dosyayı siliyorsanız o zaman bu fiili kullanmanız gerekir. Aynı zamanda bir yangın söndürülüyorsa yine bu fiil kullanılabilir. Genießen. Genießen ise eğlenmek, tadını çıkarmak anlamlarına gelen bir fiildir. Örnek: Ich genieße die Sonne. Bu cümle güneşin tadını çıkarıyorum anlamına gelir. Son fiilimiz ise sich vorstellen. Sich vorstellen. Bu fiil kendini tanıtmak ya da hayal kurmak anlamına gelir. Örnek: Bitte stellen Sie sich vor. Bu cümle lütfen kendinizi tanıtın anlamına gelen bir cümledir.